aslına bakarsan hiçbir şey söylemiyor. Gelişmeler izliyor. Acaba nereye nereye gidecek? Nereye varacak? Dolayısıyla bakış ve görüş o. Cumhurbaşkanımızın da yaptığı son açıklamaya bakılırsa işte oradaki açıklamalarında inşallah kazasız belasız bu olayın gerçekleştirebilmesini bir yerde Cumhurbaşkanı da diliyor. Ve ilgilidir HTŞ için. Güya biz bunu terör örgütü olarak kabul ediyoruz. Devletimiz böyle kabul etmiş. Ancak HTŞ ile ilgili de en küçük kimsenin devletin yetkililerinin yaptıkları açıklamalarda terör örgütü lafında kullanmıyorlar. Aslına bakarsan terör örgütü olmaktan da biraz daha çıkartılmış durumda. Neden? Bir yerde bunlar Amerika adına çalışan gruplar olduğu için. Şimdi e, Halep'e girişini ilk girdikleri zamanki haliyle bugünkü e, HTŞ'nin giriş hali, oradaki halka davranışları, Bunların özel bir eğitimden geçirildiği, psikolojik eğitimden geçirildiği anlaşılıyor. Doğru. Ve baktığınız zaman da o dağınık, böyle perişan vaziyetteki terör örgütünün e, militanları yerine daha böyle eğitimli, adeta özel kuvvetler eğitimi almış bir biçimde giriş yaptıkları ve bölgeyle ilgili de yani girişleriyle güçlerini de etkili bir biçimde gösterdikleri de anlaşılıyor. Şimdi bakıyorsunuz umhumuz ki Humus son derece önemliydi. Hama bir yerde e, hem Esat'ın kendi memleketi olması açısından önemli. E, birdenbire her her gerek e, Humus gerekse Hama'nın böyle evden çıkartılmasının altında değişik soru işaretleri de yatıyor. Şimdi Humus'a baktığınız zaman Humus da adeta devlet e, oradaki rejim askerleriyle e, sözü edilen militanların yani HTŞ'li teröristlerin adeta anlaştıkları ve bir e, ortak e, görüş doğrusunda o bölgeyi terk ettikleri sonucu da, sonucu da çıkıyor. Çünkü silahların hemen hemen patlamadığı bir e, operasyon veya bir harekat sözüde gerçekleştiriliyor ve bu harekat sırasında e, ordu birlikleri yani esas birliklerinin bölgeden ayrılması e, basit bir olay değildir. Yani bunun bir anlaşmalı, bir karşılıklı bir e, müzakereler sonucu gerçekleştirdiği gibi de bir sonuç ortaya çıkmaktadır. Şimdi yaklaşılan gidilen yer hedef Şimdi baktığımız zaman burada bir de şunu görmemiz lazım. Evet onlar ki toprak ediniyorlar falan. Türkiye toprak kaybetmiş olan bir ülkeyiz. Suriye'de bizim toprağımız var. Karakozak köyü yakınındaki Türkiye'ye ait Süleyman Şah Türbesi'nin bulunduğu ve zorunlu olarak üstelik de DAEŞ'in hedefinde olduğu için topraklarımıza, iş bölgelerimize çektiğimiz Süleyman Şah Türbesi vardır. Şimdi eğer devletimiz ise şu anda herkes Suriyeli paylaşıyorsa oradaki toprağımızın başkaları tarafından işgal edilmesinin de önüne geçilmesi gerekiyor. Ve şu anda tabii e, e, baktığınız zaman e, özellikle Esat'ın bundan sonra ne yapacağı beklentisi var. Ne yapacak Esat bundan sonraki hareketleri ne olacak diye. Bu konuda da belirsizlikler var. Ancak Esat'ın bu kadar böyle rahat hareket etmesi ve böyle ilçeleri, illeri bir silah bile atmadan ordu birliklerini terk etmesi de bunun altında da belki bir ilginçlikler var. Bu anlaşılıyor ki Şam önünde şiddetli çatışmalar en azından kendilerini korumak, oradaki bölgelerini korumak adına kolay kolay Şam'ı teslim etmeyecekleri gibi bir de sonuçta ortaya çıkmaktadır. Evet, peki. Şimdi Cumhurbaşkanımızın sanıyorum bir takım girişimleri oldu Esat'la görüşmek adına. Fakat Esat'ın yine hala Cumhurbaşkanımızın da görüşmeme gibi bir niyetini sürdürdüğü de anlaşılıyor. Demek ki Türkiye'ye güvenmediği gibi bir sonuçta da karşı karşıya olduğumuz anlaşılıyor tamam. diye bakıyorum. Ben. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Şimdi yine böyle görüşüyor. hani bu, bu tür dönemlerde Böyle inanılmaz şeyler geliyor ya, bilgiler geliyor ya. E, i̇nanılmaz derken yani doğru mu yanlış mı e, bilinmiyor. İnanması zor bilgiler. İnanması zor bilgiler. Kodu <laughs> şu. Mesela işte Beşer Esad'ın ailesiyle birlikte e, Şamı terk ettiği Bir bilgi böyle yani böyle hani yani sosyal yayıldığını medya'da. düşünüyorum. Yayılan. Ama bir, Ama bir taraftan da tarafı. deniyor ki aslı astarı yok. Şu anda Şam'da e, başkanlık sarayında konutunda çalışmalarını sürdürüyor. Yani e, zaten bu tür dönemlerde bizim alışık olduğumuz e, şeyler bunlar. E, birbirine tezat karşılıklı e, pek çok bilgi gelecek. E, ama ben ikisini birden aktardım. E, ama bununla birlikte az, ama şu soru bence tam da bu noktada e, önemli bir soru. Sezin Öne'ye döneyim. 27 Kasım'dan bu yana sürekli toprak kaybeden, karşılıklarına karşı güç kaybeden, bir beşer esat var bir kere İran dışişleri bakanıyla görüşmesinde gördük galiba değil mi orada açıklama evet. yaparken onun dışında görmedik bir açıklama da yapmadı normal mi normal mi normal olmayacağını düşünüyorduk fakat e, hakikaten de şimdi İran'ın kendi içine kapandığı, kendi içinde mesela bu hicap e, konusundaki kontrolleri sıkılaştırmak, cezaları arttırmakla ilgili mesela bir düzenleme yaptılar. Bu nedir? Bu çok net biçimde e, orada kadınların işte başlarını açmalarıydı vesaireydi. İlintisiz gözükse bile şu an içe dönerek kendi baskılarını arttırıyorlar ki demek ki İran'ın önceliği şu an kendisi kendisinde bir sarsıntı yaşanmaması için Suriye'yi feda ediyor ve bu aksı feda ediyor. Oralara uzanmıyor. E Rusya keza Ukrayna'da çok meşgul. Ee, ciddi ekonomik bir e, sallanma yaşandı. İşte rublenin en düşük e, 2022'den beri en düşük noktasına gelmesi vesaire. Savaş ekonomisiyle ilgili sorunlar yaşanıyor. Rusya şu an müdahale edemiyor. Ve tabii ki Suriye'nin kendi içinde Esad güçlerinin o zayıflaması, askerlerin çok düşük maaş alması, motivasyonlarının kalmaması, yaptırımların etkisi, bütün bu işte farklı açılan cephelerin bölgedeki Esad yönetimini de zayıflatmış olması gibi bir sürü daha uzatılabilecek maddeler var. Tabii ki bununla beraber... Bu Şam tarafındaki, Esad tarafındaki zayıflıkla beraber ve kendisini normalde destekleyen, normalde desteklemesi bekleyen ve çok sert yanıtlar vermeleri, beklenenlerin kendileriyle meşgul olmaları nedeni bir anda bunlar bu nedenler bir anda ama öte yanda da tabii ki HTS ciddi bir eğitim görmüş. Onların da eğitim görmenin ve aldıkları askeri istihbarat desteği vesaire onlar da çok önemli tabii ki bu arada e, sadece aldıkları eğitim değil bunu da iyi kullanıyorlar ve bir liderlik var orada ya bu şimdiye kadarki bütün bu Suriye e, sizden işte, hanım o öyle ama karşılarında evet. güç yok i̇şte karşılarında güç ya, olmayınca o sanki onun, çok eğitimli o başta, ve başta tabii ya direnen ki direnen olmayınca şimdi e, önemli olan ordular için şudur. Ee, savaşma azim ve iradesini kaybetmemek. Savaşma azim ve iradesini kaybetmiş bir ordunun karşısında ilerlemek başka bir şeydir. Savaşan bir ordunun karşısında evet. ilerlemek başka bir şeydir.